arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizi ben bir tane ana renk üç tane de yardımcı renk kullanarak ördüm yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabileceğimiz çok güzel bir çalışma dilerseniz bakınız bu şekilde bir diş haroşa örüp hemen üzerine de başlayabilirsiniz büyük bir lastik istemeyen güzel bir çalışma şöyle tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Bir tane ana renk, bir tane yardımcı renk olarak da çalışmamızı yapabilirsiniz. Modelimizi 10 ve katlarıyla artı 4 ilmek ilavesiyle örmeye başlıyoruz. Öreceğiniz ölçüye uygun olarak ilmeklerimizi toparladıktan sonra renklerimizi değiştirerek modelimizi örerim. Dilerseniz çok güzel battaniyede olur. Bakın gayet güzel. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi 10 ve katlarıyla kuruyoruz. 4 tane ilmek de ilave ediyoruz. Şöyle 4 ilmeğimiz de fazla. Sadece şişime ilmeğimi toparladım ve örgümü çeviriyorum. Birinci sırayı örmeye başlıyorum. Bütün ilmeklerimi ilk sırada düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi de aldım. Sıra sonuna kadar düz örelim. Arkasını çevirdim. İkinci sıramızı da yine düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başına kadar düz örüyorum. Örgümüzün düz yönündeyim. Düz yönünü buradan anlıyoruz. Örgümüzün arka yönündeyiz ve ters sıradayız ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıramız ters. Başa kadar gelelim. Bir dış haroşamızı ördük. Arkadan ters ördüm. Ön yüzde düz oldu. Şimdi modelimizi kurabiliriz. Ben ikinci rengimi bağladım. Ve modelimize başlıyoruz. Hemen dört tane ilmeğimi ön yüzden şişime örmeden geçiriyorum. Bağlamış olduğum ipi şöyle yaklaştırıyorum. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. 4 boştan sonra. 1 2 3 4 5 6 4 boş 6 düz. Tekrar 4 tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum pembemle 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 düz, 4 boş örmeden geçiriyorum. Tekrar 6 tane ilmeğimi örüyorum. 5 6. 4 ilmeğimi şişime geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi örüyorum. 4 tane ilmeğimi şişimde örmeden bırakıyorum ve hemen arkayı çeviriyorum. Yine sadece pembe rengimizi örüyoruz. ipimi şöyle öne alıyorum. Pembe derimin hepsini arka yönden düz olarak örüyorum ve ön yüze haroşa düşürüyorum. 3 4 5 6 ipimi arkaya alıyorum 4 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum tekrar ipimi diğer öne aldım pembelerimi düz örerek haroşaya ulaştım ipimi alıyorum bu tarafa tekrar ipim diğer tarafta Örgümüzün arka yüzünde pembelerimizin hepsini düz olarak ördük. Diğer ilmeklerimizi boş örmeden aldık. Şöyle ön yüze haroşa düştü. En son ilmeğimi ördükten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve bağlıyorum. Örmediğim 4 ilmeğimi de şişime geçiriyorum yine örmeden. Pembemizle işlemimizi tamamladık. Ön yüzden görelim. 4 boş 6 tane ilmeğimiz haroşa 4 boş 6 haroşa şeklinde başa kadar geldim. Her iki kenarımızda 4'er ilmeğimiz krem renginde ve ör örülmeden kaldı. Şimdi krem rengi ipimle örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. 3 ile 4'ü şişime geçiriyorum. Pembe'nin ilk ilmeğini alıyorum. Pembemin ilk ilmeğinden önce şöyle diğer şişime sol elimdeki şişime iki ilmeğimi geçiriyorum. Pembe ilmeğimi arkadan alarak şişime kremlerin önüne geçiriyorum. Ve önce pembeyi sonra diğer kremlerimi örüyorum. Aradaki kalan pembelerimi bir tane ilmek kalana kadar düz örüyorum örgümün düz yönünde bir tane ilmeğim kaldı şurada yapmış olduğum işlemin aynını yapıyorum ilmeğimi alıyorum iki tane kremi aldım arkadan pembeyi geçiriyorum yani sona bırakıyoruz krem renkli ipimi öne alıyorum önce iki ilmeğimi sonra pembemi örüyorum tekrar iki ilmeğimi alıyorum bir tane pembemi aldım önce krem rengi iplerimi şişime geçiriyorum pembeyi arkadan öne takıyorum sırası ile birer birer düz örüyorum bir tane pembe kalana kadar İki ilmeğimi alıyorum pembemi alıyorum önce krem rengi önden pembemiz hep arkadan alıyorum öne takıyorum önce pembeyi sonra krem renklerimi sonra aradaki pembelerimi örüyorum bir tane ilmek kalana kadar bir ilmeğim kaldı yine aynı şekilde alıyorum pembem arkadan krem rengim önden takıyorum ve bütün ipleri ilmeklerimi düz örüyorum Evet şu şekilde Modelimizi ilk kurulum. Şimdi arkadan tamamını bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerim ters. Sıramızın başına geldik. Diğer rengimizi bağlayalım. Diğer rengimi şu şekilde bağlıyorum. Ve ilk ilmeğimi renk değişikliği yaptığım için örerek başlıyorum. Mavi rengimizde 5 ilmeğimizi örelim. Birinci ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. 4 tane ilmeğimi ipim bakınız arkada örmeden şişime takıyorum. 1, şöyle arkayı rahat bırakalım 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm 4 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum ipim arkada 1 2 3 4 5 6 modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için kaydırma işlemimizi başlattık. Burası da 4 tane ilmeğimiz. Bir tane de fazla kenar ilmeğimiz var. Arada 4 ilmeğimizi örmeden bıraktık. 6 ilmeğimizde mavilerimizi devam ediyoruz. 2, 4, 6 örmeden 4 ilmeğimi aldım. Arkayı rahat bırakıyoruz ipimizi. 6 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane ilmeğimi örmeden şişime takıyorum kenarda 5 tane ilmeğimin hepsini mavi rengimle örüyorum 1 2 3 4 ve 5 Evet kaydırdık modelimizi şu şekilde hemen arkasını çeviriyorum bütün mavilerimizi arka yönden düz örüyoruz ön yüze haroşa olarak düşürüyoruz İlk ilmeğimi örmeden aldım düz örüyorum mavi renkimi. 5 ilmeğimi ördüm. ipimi öne alıyorum. 4 tane ilmeğimi şişimi örmeden geçiriyorum. Tekrar 6 ilmeğimi düz örüyorum. ipimi öne alıyorum. 4 tane ilmeğimi boş geçiyorum. Tekrar ipim arkada. 6 tane düz örüyorum. Sıramızı tamamladık. Bir diş haroşamızı ördük. Krem rengimizi örmeden aldık. Şimdi ipimizi buradan kesebiliriz. Kesip bağlayalım. Diğer rengimle örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. Bir tane ilmeğim kalana kadar ördüm. Krem rengi 2 ilmeğimi şöyle önce arkadan maviye geçiriyorum krem rengimi öne alıyorum kaydırıyoruz bakınız modelimizin kurulumunu kaydırdık mavimi örüyorum tekrar iki krem rengimi alıyorum önden kremleri takıyorum arkadan getiriyorum mavimi takıyorum ve düz örüyorum aradaki ilmeklerimi düz örüyorum bir tane mavi kalana kadar bir tane kaldı. Üçünü şişime alıyorum. Arkadan maviyi geçiriyorum. Önden kremlerimi takıyorum. Mavimi son örüyorum. Tekrar üçünü alıyorum. Önden kremlerimi takıyorum. Arkadan mavimi getiriyorum. Öne takıyorum. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters örelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra başına kadar ters örüyorum. arka yüzü tamamladık. Ters ördüm. Şimdi yeni bir rengimizi bağladım ve ilk sırada yerleştirdiğimiz gibi yerleştirme işlemini yapıyoruz. 4 tane boş alıyorum. 6 tane örüyorum. 4 boş, 6 tane. 6'yı renkli olarak örüyorum ve bu şekilde modelimizi bir ilk sırada kurduğumuz gibi bir de ikinci sırada kurduğumuz gibi kaydırarak örüyoruz. Şimdi hemen başlangıcı yapalım. Sonra bütün işlemlerimiz aynı. Birinci ilmeğimizi, ikinci ilmeğimizi, üçü ve dördü örmeden alıyorum. Şöyle diğer rengimle ilk ilmeğim çok bol mısın? Evet, dört tane ilmeğimi aldım. Sarı rengimi alıyorum ve örmeye başlıyorum sıradan. İlk ilmeğimi düz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. 6 tane ilmeğimi ördüm. 4 tane ilmeğim ipim arkada örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 4 ilmeği şişimi örmeden geçiriyorum. İlk sıradaki gibi işlemlerimizi sırasıyla örerek büyütelim. Modelimizi kaydırma tekniği kullanarak epeyce bir ilerlettik bir sıra içteyken bir sıra dışta içte dışta şeklinde başladık ve bu kurulum üzerine dilediğimiz örgülerimizde dilediğimiz ölçülerde örebiliriz. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.